Şimdi proteine dayalı diyetin yan etkileri var mı size göre hocam kalp açısından? E, vallahi açık söylemek gerekirse şimdi ben ne metabolizmacıyım ne diyet e, eğitimi almadım. Ama e, bizim şöyle ki e, neticede biz e, bypass ameliyatları yapıyoruz. Yani damar tıkanıklığında e, evet. bir e, daha şey bir çözüm olarak e, nasıl söyleyeyim biraz daha radikal bir çözüm olarak bypass ameliyatları yapıyoruz ve tıkalı olan damarın sebep olduğu işte kalp krizi riskini falan ortadan kaldırmak için yaptığımız şeyler. Şimdi mesele burada bypass ameliyatı yaptığınızda sorun çözülmüyor. Çünkü taktığımız damarlar bizim taktığımız damarlar hocamız da iyi bilir. E, kendi damarlarınıza göre natif damarlara göre daha fazla risk altında olan damarlardır. Yani ayaktan aldığımız mesela herkesin yakınlarında vardır bypass ameliyatı olmuş insanlar. Ayaktan alınan damarlar maalesef işte kolesterol yüksekliği diğer e, metabolik faktörler işte metabolik sendrom gibi durumlarda e, hızlı tıkanıyor. Evet. Şimdi çok büyük çalışmalar var. E, Cleveland Klinik'te aşağı yukarı e, ee, 20 bin hastada üzerinde yapılan 25 yıllık bir çalışma, 25 yıl izlenmiş 20 bin hasta ve bunların e, hangi faktörlerle bu damarların tıkanıldığına, tıkandığına bakıldığında mesela hiperkolesterolemi de e, 25 yılın sonunda kolesterolü yüksek olanlar, tedavi olmayanların yaklaşık %80'inde 25 yılın sonunda bu damarlar tıkanmış. Yani, yani ayaktan alınan da varlar. Kolesterolü normal olanlarda ise %40'ı tıkanmış. Peki. Falan Hocam gibi. şimdi bir e, reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamdan sonra birçok konuyu e, tartışmaya devam edeceğiz. Bir aydan kısa bir sürede işte 5 kilo vermek mümkün mü? Sağlıklı yaşamın altın kuralları gibi konularımız var. E, şimdi reklamlar reklamların sonrasında buradayız efendim.